hastalıkları biz üreticiden daha önce görüyoruz. Gördüğümüz zaman, müdahale ettiğimiz zaman otomatikman maliyeti düşürmüş oluyoruz. Artı doğru gübreleme yaptırarak fazla gübreleri düşürüyoruz. Düşürdüğümüz için de kar marjını yükseltmiş oluyoruz. İlk yıl 12-13 tonda kaldım. Yani ikinci yıl 16-17 yıl bu ton 16-17 tona çıktı. Bu yıl 20 tonu aşacağım. Yani iletişim birbirimizle çalışmanın faydası bu oldu. Tonaj olarak yıl yıl arttırıyoruz yani. Yani buradaki turizm potansiyelinin %70'i şu an için Fethiye'den karşılanıyor. O da bizim için büyük bir rakam. Daha önceleri bu rakam çok azlardaydı. %40, %35'lerdeydi. Ama bu proje ile birlikte büyük bir artış oldu. When we started to purchase products from Taste of Fethiye project, everybody could see the difference, the quality, the taste, the look, everything. You know, I mean, the chef is very happy and the customers are very happy because the products are great. Evet, gülüşüyorlar, merhaba, selamlaşıyoruz, konuşuyoruz, vakit geçiririz, hoşlaşıyoruz, seviyoruz. Bir şeyler ikram edelim istiyoruz, meyvemiz olduğunda. Öyle. We've come round here today to look at how sustainable farming can help the local economy. And it's just wonderful what's going on here. It's absolutely amazing that I'm out here today and tonight at a hotel I could be eating her produce, you know, and it's tomatoes, aubergines, courgettes, peppers. It's absolutely wonderful and it's the way we should be going. Fethiye'de hem bahsettiğimiz turizm değerleri açısından çok zengin bir bölge çeşitlilik itibariyle hem de tarımsal ürünler ve gıda çeşitliliği açısından gerçekten mükemmel bir zenginliğe sahip. Tabi buradaki turizm işletmeleri, faaliyet gösteren işletmelerinde yerel ürünleri birer marka haline getirip, markalaştırıp insanın en güzel faydalanabileceği şekilde hizmete sunmaları gerekir. Bu açıdan ben bu projeyi çok önemsiyorum yani. The Taste of Fethiye has great effects not only where it works but within the neighboring hotels and also villages. We know that many hotels now understand the sustainability idea and want to get involved in this project. As well as many villages when they see their neighbors earning more money or selling their products easier than they want to get involved. Holiday experience cannot be, you know, something which is only in the hotel. I think it's something nice for the tourists, for the customers to see the world out of the hotel in a village, in the Turkish village, in a local village. They are doing great. There are big tour operators like TUI, Thomson to support such projects because they have got a big impact on their customers. They can reach more customers. We as tourists have a responsibility to make sure that we are supporting projects, something like this.